Ha bir şey İsrail'e dönelim Dostlarımız da Serdar içeride orada. programa katkıda bulunuyor ama önemli gelişmeler oluyor şu saat itibarıyla. En azından İsrail kanadından bunu anlatmamız gerekiyor. Evet. NBC'nin haberiyle aslında tekrar yayına girmek durumunda kaldık ve dünyadaki gelişmeleri takip ediyorduk. Hem Amerika'dan Fulya İran'da biz İsrail'deki gelişmeleri aktarırken şimdi NBC'nin yanı sıra İsrail'deki kanallar da birbiri ardına aslında haberler geçmeye başladılar. Ve İsrail'in artık İran'a karşı yapacağı saldırıda hazırlıkların tamamlandığını duyuruyorlar. Bu önemli bir gelişme çünkü akşam saatlerine kadar bir sessizlik ve hep ucu açık zaman kavramı üzerinde konuşmalar gerçekleştiriyorduk. Böyle yorumlanıyordu. Sürekli böyle geri dönüşler ve böyle haberler okuyorduk aslında. Şimdi yapılan bu medya aslında bilgilendirmesiyle İsrail tarafındaki özellikle sürekli olarak İsrail hazırlıklarını tamamladı. Her an vurabilir İran'ı noktasında mesajlar geliyor. Gecenin aslında en önemli ayrıntılarından biri de bu olabilir. Bunu belirtelim. Tabii zaman zaman yetkililere dayandırılarak yapılan haberler söz konusu. Savaş kabinesinin toplanması sonrasında tabii İran'a yönelik harekat ve İran'a yönelik bir operasyon için mi savaş kabinesi toplanacak sorusu aslında gün içerisinde konuşulmuştu. Fakat savaş kabinesinin ardından net bir açıklama gelmese bile İsrail'deki televizyonların birbiri ardına artık örnek vermek gerekirse İsrail 12 televizyonu, Kanal 12 televizyonu geçti son olarak bu bilgiyi. İsrail hazırlıklarını tamamladı ki diğer ülkelerle de istişare halindeyiz mesajları geliyor yetkililerle. Örnek vermek gerekirse Amerika Birleşik Devletleri yetkilileriyle İngiltere ve Fransa ile başta olmak üzere görüşmeler yapıldığı bilgileri paylaşılıyor. Yani bir destek aldıklarını da belirtiyor İsrail kanadı. İsrail Savunma Bakanlığı ve diğer yetkililer de sürekli böyle bilgilendirme yapıyor son saatlerde. Şimdi de İsrail'deki Evet. yerel medyanın, İsrail medyasının da bu haberleri birbiri ardına paylaşması da aslında gecenin önemli gelişmeleri arasında olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Şimdi Yunus Amerika'dan, Serdar İsrail'den, Fulya da İran'dan aynı bilgileri veriyorlar. Yani İran teyakkuzda, işte az önce Serdar söyledi, İsrail medyası her an vurabilir diyor. Amerika'da evet, yani oradan da böyle bir bilgi bombardımanı var belli ki. Şöyle bir durum var. Abdülkadir, şunu anlamak istiyorum. Yani senin hissiyatını vurabilir mi yani? Gerçekten mesela bu gece, yarın bekliyor musun öyle bir şey? Bekliyorum Yani o Ahmet. Doğu Bey intihar olur dedi ama... Sessiz mi duruyor? Şöyle, savaş kabinesinden bir bilgi sızdırdılar. O da Netanyahu'nun nasıl bizi İran günlerce teyakkuzda tuttu ve stres yaşattıysa biz de aynı şekilde İran'a bu stresi O yaşatacağız zaman bu dediği söyleniyor. psikolojik savaş olabilir. Ama şu var, Yani bir, sonucunun ille vurma şeklinde tezahür şu etmemesi. anda psikolojik savaş yürütüyorlar ama Ahmet Bey, şimdi ilk gecede hem Savunma Bakanı Gallant hem Genelkurmay Başkanı Halevi anında karşılık verilmesini istemişler. Netanyahu ise bir öncelikli olarak füzeler nereye ulaşacak, ne yapılacak ona bakmamız lazım. Bir de Biden'la görüşmem lazım diye engel olmuş. Bugünkü toplantıda da şu var, bir karşılık verilmesi konusunda karar alınmış Ahmet Bey. Verecekler Sadece bunlar. verecekler. Sadece Kesin. zamanlaması ve Sen şekline de mi bakıyorlar. kesin? Kesin. Abdullah Bey? Yani Genelkurmay Başkanı o Şimdi açıklama yaptıktan sonra ben şöyle düşünüyorum. Sadece Bakın, şeklini ve tarihini meseleyi belirliyor. şuradan Ya değerlendirin. siz ikiniz de okuduklarınızdan Evet. Tabii. çıkarttığınız sonuç vuracak Kesin diyorsunuz. vuracak ama İsrail şeyi vuracak. Bir cevap verecek ama şekli ve zamanı ne karşılığın zaman olacak? boyutu Çapı önemli bilmiyorum. burada. Nasıl bir Ha karşılık? onu Nasıl bir bilmiyorum. karşılık? Ama nereye vurar? O önemli. Hemen söyleyin İşin Abdullah. ciddiyetini Karşılığın boyutu önemli. vurgulamak için 7 Ekim öncesindeki bir anlamlandırmayı tekrar hatırlatacağım. Şimdi İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'ne ne diyordu? Ben İran'ın üretmiş olduğu bir varoluşsal tehditle karşı karşıyayım. Nükleer merkezdi. Vekiller merkezdi. Şimdi sen olsan da olmasan da ben bu kabiliyeti varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kaldığım için yok etmek zorundayım. Bunun asimetrik saldırılarını zaten gördük. Amerika Birleşik Devletleri de yanaşmıyordu. Şimdi vuracak mı? Şimdi
7 Ekim'le beraber İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nin gücünü İran'a karşı kullanmayla ilgili son derece büyük bir fırsat yakaladı. Şimdi İsrail neden durmadan İran'ı tahrik ediyor? İran'ı neden kendisini vurabilecek şekilde bir tahrikin içerisinde? Neden? Bakın ilk saldırısını neden? Ne yaptı? Neden? İlk saldırısında kimi öldürdü? Söyleyeyim. Seyit Razi El Musavi'yi öldürdü. Nerede öldürdü? Büyükelçilikten çıktıktan sonra evinde öldürdü. Tamam. Peki şimdi niye büyükelçiliğinde öldürdü adamları? Peki yani vuracak mı? Şimdi. Tekrar soruyorum. Maksadı ne? Benim görebildiğim. Maksadını Amerika sormuyorum. Birleşik Devletleri'ni oyuna sokmak. Kendi oyununa sokmak. Kendi teopolojik iktidarı bu Amerika İran'la kapıştırmak istediğini Amerika Birleşik Devletleri'ni oyuna sokmak için İsrail İran'ı vuracak mı? Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'ne soracağım diyor. Ama kendi kararımı vereceğim diyor. Bu cümleyi niye ihtiyatlı kuruyorum? Çünkü aynı İran'ın kontrol edilebilir riskler üretmek adına yapmış olduğu bu saldırı formunun İsrail'e özgü olanını kullanacak. Ama bir hedefi var. Bir hedefi var. İran'ın nükleer kabiliyetini ve vekiller üzerinden ortaya çıkan tehdidi ortadan kaldırmak istiyor. Amacı bu, aradığı bu. Nasıl yapacak? Bunu hep beraber göreceğiz. Bunda vurmak varsa ve bunu vurarak kontrollü bir şekilde yapabileceğini düşünüyorsa vuracak. Ama risk üretiyorsa Amerika Birleşik Peki. Devletleri çıkacak diyecek ki bir dakika diyecek kardeşim. Tamam vuracaksın ama. Abdullah Bey bir dakika. Ahmet Hakan bir bilgi daha eklemek istiyorum. Evet. İsrail'deki televizyon kanallarının peş peşe bu konuyla ilgili açıklamalar ve haberler yaptığını söylemiştik. Yeni bir gelişme, başlıklar değişiyor ama bu sefer hazırlıkların tamamlandığı noktasında yeni bir başlık daha bu sefer Kanal 13 televizyonunun attığı başlık. Hava kuvvetleri hazırlıklarını tamamladı. Yani İsrail'de hazırlıklar tamam ama farklı bir kanalında açıkladığı ve önemli bir ayrıntı olarak bir attığı başlık dikkatimizi çekti. Kanal 13'te hava kuvvetlerinin hazırlıklarını tamamladığı noktasında bir bildiri, bir haber yayınladı. Bunu da aktarmak istedik. Özellikle peki. Bir medya taraması da yapıyoruz şu an. İsrail'deki bu bilgi, medyanın bir cümle ekleyebilir miyim? Ilgili son gelişmeleri nasıl yorumluyor ve nasıl haberleştirdiklerine yönelik son saatlerde önemli haberler yapılıyor bu konuda. İsrail'in içinde Filistin var ama İran'ın içinde İsrail yok. Bakın iç cephe de çok önemlidir. Ha. İç cepheyi sağlam tutmak. Şimdi savaşlarda, şimdi İsrail'in içinde bir Filistin var. Ayaklanmalar yapar, kahraman bir halk. Ama İran'ın içinde Amerika'nın ve İsrail'in kullanacağı... Zaten dezavantajı zaten diyorsun. İsrail'in dezavantajı. İran'ın birliği var, İsrail bir avuç yer ve içinde isyan edecek bir güç var. Ahmet Bey, şimdi İsrail'in Yahudi halkında da Netanyahu aleyhtarlığı var. Yani bu iş, iç cephesi sağlam değil İsrail. Ha. Bir ayaklanmalar başlayacak. Ölümden korkmayan bir Filistin halkı var orada. Orada öyle bir İran'ın içinde öyle bir halk yok. Yani İran'a karşı isyan ettirebileceği İsrail'in bir halkı yok. Bir yorum var. Genelkurmay Başkanı Halevi F-35 uçağının önünde bir görüntü vermişti. O da İsrail F-35'lerle İran'ın stratejik tesislerini vuracak i̇şte diye yorum. Serdar'ın verdiği bilgide de o dikkatimi çekti. Hava kuvvetleri diyor yani. Hava kuvvetleri. Evet. Yani ya böyle öyle bir yani şey mi yani? Füze sallama değil de. İHA'lardan, drondan çıktı. Bir fil filo kaldıracaklar yani. Bir daha söyler misiniz? İş İHA'dan, SİHA'dan, drondan çıktı. Bir fil filo kaldıracaklar. Olabilir mi? Yani böyle yorumlar yani yapılıyor. Yani hayır Jericho 4, Jericho 3'lerin devreye girebileceğini düşün. O ne demek? O ne? İsrail'in elindeki balistik füzeler. Ha, balistik füzeler. Tabii. Peki bu... İsrail tarafından gelen F-35 önünde fotoğraf vermeler, hava kuvvetlerini teyakkuza geçirdik demeler ne oluyor? Şimdi bir şey daha diyelim İsrail vurdu hani böyle füzeyle mi? Evet yani füzeyle ya da fark etmez. Şimdi, bir biçimde Doğu vurdu. Bey mi söyledi? Peki, birisi hatırlattı. Yani vurdu demenin de bir anlamı yok. Nereyi vurdu? Nereye? Nasıl vurdu? Biz hep silahları konuşuyoruz, insanı konuşmuyoruz. Hep şeyden uçaklardan, F-35'lerden, füzelerden bak. Bir de insan var. İsrail'in içinde milyonlarca Filistinli var. Onların böyle ayağa kalktığını düşünün. Kalkacaklar. Refah da zaten operasyondan vazgeçti. Ama İran taş gibi beraber. Onu söylediniz, yani evet. Çok o önemli bir şey. Bakın, doğru. O da bir önem yani. Yalnız F-35'ler yok, füzeler yok. İnsanla kazanılıyor savaş. Diyelim ki İsrail vurdu.
çapının ne olduğu elbette çok önemli. Peki İran ne yapacak? Yani bir adım sonrası. Vereceğim diyor işte. Şimdi ben izin verirseniz biraz heyecandan uzak bu yeni süreci biraz Ahmet Bey kontrollü şimdi, çatışma süreci olarak da tanımlıyorlar. Hani şimdiye kadar kontrollü bir gerginlik süreci vardı İsrail ile İran arasında. Artık o kontrollü çatışma sürecine geçti diye yorumluyor. Ben de onu anlamaya çalışıyorum. Evet. Kontrollü mü olacak, kontrolsüz mü? Kontrollü derken nasıl kontrollü olacak? Kontrollü diyorlar. Yani onu anlamaya çalışıyorum. Bölgeye yayılmayan. Şimdi savaş denilen iş filmlerdeki gibi değildir. Çok büyük bir hesap işidir. Yani bir etki ortaya koymadan evvel o devletin en üst akılları, yani kimleri? Diplomatları, askerleri, istihbaratçıları, stratejisyenleri, siyasileri binlercesi, yüzlercesi çalışırlar ve bir eyleme karar verirler. Eyleme karar verirken temel maksat nedir? Eylemin sonuçlarını hesap etmektir. Eylemin sonuçlarını kendi menfaatleri doğrultusunda dizayn etmektir. İran bunu yaptı. Şimdi İsrail de aynı şeyi yapacak. Korkumuz şu ki jeopolitik akıl, rasyonel akıl, stratejik kabiliyetler burada farklı oyunlar dönüyor. Abdülkadir Selvi'nin söylediğini söylüyorsunuz. Yani İran kontrollü bir tabii canım, çatışma. Ya, çok akıllıca bir iş yaptı İran. Siz de diyorsunuz ki İsrail de karşılık verirse yine kontrollü. Aynı şeyi abi yapacak. İşte iyi anladım da sonuçlarını hesap edecek. Cevabı yok. Çok özür dilerim de. Tamam. Şimdi İsrail saldırdı. İran bir cevap üretti. Üretmek zorundaydı zaten. Şimdi bu yamyamlar yani şeyler İsrail savaş lobisi diyor ki ben bir daha saldıracağım. Şimdi nereye saldıracağını ve ne çapta olacağı konusunda bir fikrimiz yok. Şimdi İran koyayım. Tekrar cevap vermek zorunda değil mi? Şimdi bak. Şimdi, o kontrolden çıkacak. Suriye'den verir, Zimran'dan verir, Türkistan'dan verir. İran'ın cevap vereceği arazi çok geniş. Ama artık vekaletler... Yalnız Artık vekiller devre dışı artık şu noktadan İran, sonra. İsrail'e 1100 kilometre uzakta çok İran önemli. Ama İran devlet aklıyla, acem aklıyla bence çok akıllıca, kendine özgü ama İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı gerekçeler, fırsatlar sunarak bir iş yaptı. Yani amaçlarına da ulaştı. Yani vekillerine bir şey söyledi, jeopolitik inisiyatiflerine bir şey söyledi, Gazze'ye bir şey söyledi, Filistin'e bir şey söyledi, Batı Şeria'ya bir şey söyledi, Ürdün'e bir şey söyledi, sonra evet. Herkese bir şey söyledi. Evet. Mesajını verdi. Kabiliyetleri üzerinden, yapabilecekleri üzerinden. Şimdi İsrail'de benzer bir şey yapacak. Ama şunu düşünecek İsrail. Aynı İran'ın düşündüğü gibi. İran'ın elindeki ne kadar füze var, füzelerin kabiliyetlerini biliyor. Neyi konuştuk? Biraz önce Doğu Bey neyi söyledi? Dedi ki kardeşim dedi yani içten karışır. Neyi gördük yakın dönem içerisinde? Ürdün üzerinden, çöl bedevileri üzerinden Batı Şeria'yı İran'ın silahlandırdığını duyduk. Güney Lübnan üzerine sızanların Batı Şeria'ya silah getirdiklerini duyduk. Şimdi burada bir hareketlenme olacak mı? Hizbullah tarafından bir hareketlenme olacak mı? Suriye tarafından bir hareketlenme olacak mı? Yemen tarafından bir hareketlenme olacak mı? Suriye ve Irak'taki Şii milisler üzerinden bir hareketlenme olacak mı? Hürmüz Boğazı'nda İran ne yapacak? Füzelerinin kabiliyetlerine İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri bunların hepsini hesap ederek bir eylem yapmak zorundalar. Tamam, çok peki, güzel. Başka bu, bir mesele soru. Bu zaten. Başka benim bir sorum var. İsrail İran'la sınırlı bırakır mı? Suriye'yi bu işin içine bir biçimde çeker mi? Ha bu işteki en önemli mesele bana sorarsanız yani şu söyleniyor. İran'la uğraşmayı bırak bu evrede. Gazze işini bitir. İran'la sonra uğraşırsın. Suriye'ye. Gibi bir yorum var. Başka bir yorum daha var. Onu söyleyeceğim peşinden. Sen onunla uğraşmayı bırak. Lübnan'da iç savaş çıkart. Hizbullah'ı orada yor. Hizbullah'ı yani kendi vekillerinle Lübnan'daki vekillerle beraber çarpıştır. Orada bir savaş çıksın. Hizbullah orada yorulsun. Sen de Hizbullah'ı arkadan vur. Lübnan'ı işgal et. Bir diğer taraf, bir başka senaryo daha var. Suriye'ye gir. Suriye daha zayıf. Suriye'nin İran'ın... Ne abi bilgisayar oyunu mu ya bu? Allah Allah yani. Ahmet Bey yani Golan Tepeleri'nin oraya, Güney Lübnan'a. Mesele o şeyden şu, Gazze'den adam çıkart, tank çıkart. Peki, bir şey söyleyeyim. İran için, ABD için İran'a sıra geldi mi gelmedi mi? Doğru bu. Üstad ben biraz önce ben şimdi yani çok bir iddialı, daha anlamadım fantastik cümleler bir daha, kurmayalım. Bir daha sorar mısın? Şimdi ABD için
İran'a sıra geldi mi gelmedi mi? Ben gelmediğini evet, görüyorum. Şu an, yani. Şu an Amerika'nın İsrail'i tartıştığı, konuştuğu konuyu... Ya Yunus da aynı şeyi söylüyor. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bu doğru bir cümle değil. Doğru bir cümle olmaz. Tamam. Ben şimdi, henüz daha Amerika o noktada değil. Peki Türkiye ne yapacak? Biz hiç Türkiye'yi düşünmüyoruz. Konuşacağız şimdi. Bir de ya yani şöyle küreci, bir sorun var. Bir küreciyi, de, Allah aşkına tamam. Silahlı kuvvetleri soralım ya. Küreciyi almayacak mı? İncirli'yi Türk Silahlı Kuvvetleri almayacak mı? Türkiye hava sahasını İsrail'e kapatmayacak mı? Türkiye ne yapacak? Şimdi, Türkiye Filistin'in yanında mı yer alacak yoksa İsrail'in yanında mı yer alacak? İsrail'in İran'a yönelik bir saldırısında İran'ın nükleer potansiyeli diyelim ki. Bu nerede yani? Bunu istihbarat olarak bilir mi İsrail, Amerika, Batı bloku? İran'ın nükleer potansiyelinin nerede olduğunu bilir mi? Nerelerde konuşlandırıldığını büyük ihtimalle bilir. Peki yerin diyorlar İran bir hayli altına bu nükleer kapasitesini konuşlandırmış durumda. Dolayısıyla ona zarar veremeyebilir İsrail'in ve diğer Batı'nın silahları, füzeleri, balistik bilmem neleri diyorlar. Bu doğru mu? Şimdi tabii bu yerin altına neler yaptı, ne kadar derine yaptı, yapmış olduğu yerin mukavemetine de bağlı olmak üzere İsrail'in elinde de Gazze'den çok büyük tecrübe birikti. Yani Hamas ne yapmıştı? 231 metre derinlikte, 232 metre derinliğe kadar inen tüneller yaptı. Oradaki bir tecrübesi var diyor. Tabii orada kullanmış olduğu bombaların benzerlerini, kabiliyetler çerçevesi orada kullanmak istiyor. Diyelim ki şurada bir yer altında İran'ın nükleer bir potansiyeli var. Evet. Farz edelim ki. İsrail bunu bir balistik füzeyle hedef aldı. Ve gerçekten de yerin ne kadar altında da olsa vurdu. Etkiledi. Buradaki o nükleer potansiyelin vurulmasının İran'a bir zarar olabilir mi? Yani oradaki bir nükleer patlama şeklinde tezahür etmeyecek mi o? Yok, bir nükleer patlama oluşmaz ama aynı Çernobil'de veya diğer alanlarda gördüğümüz gibi bir sızıntı ihtimali var mı? Bence var. Yani öyle bir tehlikesi tabii, de var. Tabii, yani orada, o kadar da tabii. Basit bir şey değil. Tabii, ya bir nükleer silah vurulduğu zaman patlamaz. Tamam. Peki İsrail İran'ın nesini hedef alabilir? Yani misilleme yapmaya kalkarsa her an vurabiliriz diyor. Neresini vurabilir? Yani nükleerini mi vurur? Başka tesislerini mi vurur? Yani şeyi de hesap ederek, sizin söylediklerinizi de hesap ederek. Yani İran'ın yaptığı denemenin bir karşılığı olur. O da bir deneme yapar diyorsunuz ya, o anlamda diyor. Yok, ben eğer İsrail bir saldırı formu geliştirirse bu... ikaz edici veya kabiliyeti test edici olmaz. Vurucu mu olur? Etki üretici olur. Etki üretici. Etki üretmek üzere vurur. Çünkü İran'ın eline bir şey gerekçe verecek. Ve nereyi vurabilir mesela? Yani benim aklıma hemen gelenler, işte birini saydınız, nükleer kabiliyetini geliştirdiği alanları vurmaya kalkabilir. Balistik füze tesislerini vurmaya kalkabilir. Karargahlarını, emir komuta, çünkü örneğin şeyde de yaptığı da oydu. Yani Şam'da yaptığı da oydu. Büyükelçilik. Tabii kafalarını kopartıyor yani. Vekilleriyle komuta eden İranlılar arasındaki bağ kuruyor. General vuruyor yani. Yani general karar vuruyor. Vericileri vuruyor. Karar beyni ortadan kaldırıyor. Yani eylemi planlayan... Yine öyle bir şey yapabilir. Öyle şeyler yapabilir. Yani Hamaney'e falan bir... Hamaney'in konutunu vurabilir. İşte İran'ın siyasi merkezlerini vurmaya kalkabilir. Yani meclisini vurmaya kalkabilir, cumhurbaşkanlığını vurmaya kalkabilir, savunma bakanlığını vurmaya kalkabilir. Peki o zaman... Askeri havalimanlarını vurmaya kalkabilir. Eğer öyle bir çılgınlık yaparsa İsrail, o bir 3. Dünya Savaşı'na evrilmez mi? Rusya'nın... Rusya'nın tavrına bağlı her şey. Ya ben onu zaten daha önce... O zaman çok... Şimdi İran hesabı ne biliyor musun? Ya benim İsrail'in görevim. Yapacağı bir sorumsuzluk... Dünya Savaşı fitilini ateşliyor. Ateş, evet, zaten herkes onu konuşuyor. Yani bu iş bir dünya savaşına evrilir mi? Şimdi burada mesele İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri arasında sıkışır. Rusya bu işe tepkilerini gösterir ama eylem üretmez. Burada çünkü Rusya'nın orada bir mücadelesi var. O da orada yoruluyor. Şu ana kadar öyle ama eğer İran'da dediğiniz gibi diyelim ki meclisini vurdun. Evet. Ne bileyim, Hamaney'i vurdun filan, böyle bir şey olursa İran kendi kabiliyetleriyle harekete geçer. Her şeyiyle harekete geçer. Kontrolden çıkıyor. Kontrolden çıkıyor zaten. Hürmüz kartını
oynar. Aynen. Husileri harekete geçirir. Bütün vekillerini harekete geçirir. Bütün vekilleri harekete geçirir. Söylüyorlar 1000 tane balistik füze aktif hale gelir, geçer havada. Ahmet Bey, bir İran'dan bir açıklama var. İsterseniz hemen paylaşayım. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakiri, İsrail'in muhtemel saldırısına saniyeler içerisinde cevap vereceğiz demiş. Az önce Fulya da benzer bir... Evet. Fulya ne dediydi? İran Dışişleri Bakanı bir çok süratli ve caydırıcı bir cevap saniyeler verdi. Saniyeler içerisinde cevap vereceğiz demiş.